10'la çarpmak demek, virgülü bir basamak sağa kaydırmak anlamına gelir. Tabii bunu sadece 6,7'ye yapamam. İşlemdeki tüm sayılara yapmam lazım. Yani 2,211'i de 10'la çarpmam lazım. Buradaki virgülü de bir basamak sağa kaydırıyorum. Böylece 22,11 bölü 6,7 yerine de 67 yazalım. Aynı renkle. Evet, bölü 67 elde ediyoruz. Virgülden sonra bir sıfır koyabilirim ama etkisi olmayacağından bu sayıyı 67 olarak bırakıyorum. Ve bölen artık bir tam sayı olduğuna göre bölünen ondalık sayı bile olsa uzun bölme işlemini yapmaya hazırım. Uzun bölme işlemi demiştik. 22,11'i, bunu biraz daha büyük yazayım, 22,11'i 67'ye bölüyoruz uzun bölme işlemine başlamadan önce virgülün nerede olduğunu kaybetmemek için buraya da virgülü yerleştiriyorum. Evet. Bölme işlemi yaparken basamaklara çok dikkat etmelisiniz. Eğer dikkat etmezseniz basamaklar kayacağı için sonuç yanlış olabilir. Evet artık başlıyorum. 2'de 67 yoktur ya da 0 kere vardır. 22'de 67 ise yine 0 kere vardır. 221'de 67'ye geldik. Şimdi bunu biraz düşünelim. 67 70'e yakın bir sayı. 70 kere 3 210 ettiği için sanırım 3 kere var diyebilirim. Bir bakalım. 3 kere 7 21 eder. Elde var 2. 3 kere 6 18. Eldeki 2'yi de ekleyince 20 eder. Evet, 201. Bundan bunu çıkarınca burada 0, burada 2 ve burada da 0 yani 20 elde ediyoruz. Gördünüz mü? 3 doğruymuş. 3 kere 67, 221'den büyük olsaydı iyi olmazdı ama değilmiş. 3 ile 67'yi çarpınca 221'den çok küçük bir sayı elde etseydik, yani aradaki fark 67'den büyük olsaydı da 4'ü denememiz gerekebilirdi. Ama az önce de söylediğim gibi 3 doğru seçilmiş. Şimdi devam edelim. Şimdi şu 1'i aşağıya indiriyorum. 201'de 67 kaç defa var? Bunun cevabını zaten biliyoruz, az önce bulmuştuk. Evet, 3 kere. 3 kere 7, 21 eder. Elde var 2. Eğer aklınız karışıyorsa, bir önceki işlemden kalan 2'yi silebilirsiniz. 3 kere 6, 18, artı 2, 20. Çıkarma işlemini de yapalım. Ve bitti. Kalan olmadığına ve aşağıya inecek sayı da kalmadığına göre bölme işlemimiz bitti. 22,11 bölü 67'nin sonucu, şuraya bir 0 koyalım, 0,33'müş. Evet, burası 0,33'e eşit ve burası da. İşte bu kadar.